Cumartesi günkü maç gerçekten çok iyi geçti. İyi oynadık. Bayağı iyi oynadık. Hatta özlediğimiz futbolu sahaya sürdük. İlk yarıdaki gibi oynadık. Bayağı baskılı oynadık. Çok iyi paslarla. Bayağı da gol kaçırdık. Gerçekten de o gün cumartesi günü olmasına rağmen, Ramazan olmasına rağmen ilk önce o gün stada gelen taraftarlara çok teşekkür ederim. Gerçekten duygulandık. Bayağı kalabalıklardı. Çünkü hem hava sıcaktı, hem Ramazan günü hem de cumartesi günü çoğu çalışmasına rağmen bayağı bir talep vardı. Bayağı güzeldi. İskenderunspor eski özlediği günlere yavaş yavaş ulaşıyor. Allah'a çok şükür. Şimdi Düzce maçı var. Düzce lider biliyorsunuz. Zor bir maç. Deplasmana gidiyoruz. Yarın Allah izin verirse uçacağız, gideceğiz. Çarşamba günü saat 3'te maçımız var Düzce Spor'la. Sahada orada elimizden gelen en iyisini yapacağız. Tabii ki biz hangi rakip olursa olsun deplasmanlarda hep galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Yine galibiyet parolasıyla gideceğiz. Bence güzel bir maç olacak. Düzce Spor'da iyi bir takım. Biz de iyi bir takımız. İnşallah izleyenlere güzel bir maç seyrettiririz. Centilmence bir maç seyrettiririz. Dostluk adına güzel bir maç geçsin istiyorum. Benim için çok önemli bu. İnşallah hiçbir olay olmadan, futbolcuların arasında herhangi bir sorun çıkmadan centilmence, fair play'e yakışır. Güzel bir maç geçmesini çok istiyorum. Çünkü Düzce Spor'un başkanı bizim dostumuz. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız tabii ki. Biz de sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onlar da elinden gelenin en iyisini yapacaklar. Bu gruptan iki takım çıkıyor. Biz son dakikaya kadar ikinci lige çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne gerekiyorsa taraftarlarla bütünleşerek bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Çünkü yani ikinci lig fırsatımız hala var. Yani en büyük favorilerden bir tanesi biziz. Bu sene çıkarsak inşallah bence İskenderunspor'un önünü çok iyi açmış olacağız.